Alp yeni bir antibiyotik geliştirmiş ve bir antibiyotiğin etkili sayılabilmesi için uygulandığı zaman zararlı bakterilerin %90'ını öldürmesi gerekiyormuş. Alp geliştirdiği antibiyotiği içinde bakteriler olan bir petri kabına, bir deney kabına koymuş, antibiyotiğin etki etmesini bekledikten sonra bakterilerin ne kadarının öldüğünü belirlemeye çalışmış. 300 bakterinin olduğu bir örnekte %94'ünün ölü olduğunu görmüş. Hata payını da hesaplamış ve ölü bakteri yüzdesinin yüzde 90'dan büyük olacağı sonucuna ulaşmış. Evet, Alp'in burada yapmaya çalıştığı şey tüm bakterilerin yüzde kaçının öldüğünü bulmak. Ve belki de çıplak gözle bakarak ya da buna benzer kolay bir metotla ölü bakteriler ayırt edilemediği için ölü bakterilerin asıl yani gerçek yüzdesini rastgele seçilmiş 300 bakterilik bir numune üzerinden tahmin etmeye çalışıyor. Ölü bakterilerin yüzdesini %94 olarak buluyor ve hata payında hesaba kattığında ölü bakterilerin gerçek yüzdesinin büyük olasılıkla %90'dan fazla olacağına kanaat getiriyor. Bu durumda ölü bakterilerin %90'ın altında çıkma ihtimali oldukça düşük görünüyor. O halde Alp, kullandığı Petri kabındaki bakterilerin %90'ından daha fazlasının ölü olduğundan emin olabilir. Şahane! Şimdi de soruları cevaplayalım. Alp'in kullandığı istatistiksel çalışmanın çeşidi nedir? Evet, Alp ne yaptı bir düşünelim. Bir bakteri nüfusu için parametre belirlemeye çalışıyor, öyle değil mi? Ve bu parametre ölü bakteri yüzdesi. Bunu direkt gözlemleyemediği için bakteri nüfusundan gelişi güzel rastgele bir örnek alıyor ve bu örnek üzerinde bir çalışma yapıyor. Ve 94'ünün ölü olduğunu buluyor. Ve bunu tüm bakteri nüfusu için bir tahmin olarak kullanıyor. Bunun gibi bir durumda, yani nüfusun geneli için parametre belirlemeniz gerektiğinde, eğer bir örnek kullanıyorsanız, bu bir örnekleme çalışmasıdır. Kısacası, Alp de bunu yaptı. Bir örnek üzerinde çalıştı. Sıradaki soru. Seçilen çalışma cevaplanması gereken istatistiksel soru için uygun mudur? Soruyu hatırlayalım. Alp geliştirdiği antibiyotiğin etkili bir antibiyotik olup olmadığını, öldürmesi gereken bakterileri öldürüp öldürmediğini öğrenmek istiyor. Alp'in bulduğu hata payına ve örneğin boyutuna bakarak bakterilerin %90'ından fazlası öldüğüne göre antibiyotik etkili bir antibiyotiktir diye düşünebilirsiniz. Ama sonuçlar böyle bile olsa bakterilerin %95'i bile ölmüş olsa bunun antibiyotik yüzünden olup olmadığını bilmiyoruz. Mesela petri kabının materyali yapıldığı malzeme buna sebep olmuş olabilir. Belki petri kabındaki hava çok soğuktu ya da uygun değildi, pisti. Petri kabı belki düzgün işlemlerden geçmedi. Veya alınan örnekteki bakteri kültürü kötüydü ve kendi kendilerini öldüler. Tüm bunlar olmuş olabilir. Ve işte bu yüzden Alp, bakterileri öldüren şeyin geliştirdiği antibiyotik olduğundan yüz emin olamaz. Bundan emin olmak için düzgün bir deney yapması gerekirdi. Mesela bir deney, bir de kontrol grubu oluşturmalıydı. Bu iki grup için eşit koşulları sağlayacaktı ama işlemi deney grubu üzerinde yapacaktı. Yani iki tane petri kabı alacaktı, bu petri kapları için aynı koşulları sağlayacaktı, mesela aldıkları ışık miktarı aynı olacaktı, havanın kalitesi aynı olacaktı, materyalleri aynı olacaktı, her şeyin aynı olduğundan emin olacaktı. Bunları sağladıktan sonra deney grubuna antibiyotiği verecekti ve sonuçları inceleyecekti. Eğer kontrol grubundaki bakteriler sağlamken, deney grubundaki bakteriler ölüyorsa, o zaman bakterileri öldüren şeyin antibiyotik olduğundan emin olabilirdi. Gerçek neden sonuç ilişkisi. Kısacası bir deneyin nasıl yapılacağını anlatmaya çalıştım. Yani uygulaması gereken istatistiksel çalışma, kontrollü bir deney olmalıydı. Bu deneyde deney grubuna antibiyotiği verirken kontrol grubuna vermeyecekti. Evet, şimdi de seçeneklere bakalım. Uygundur çünkü uygun bir çalışma yöntemi seçip bunu doğru bir şekilde uygulamıştır. Hayır, bu seçeneği sevmedim. Doğru değil. Uygun değildir çünkü ölü bakteri gerçek yüzdesinin %90'dan büyük olduğu hakkında bir kesinlik yoktur. Bunu da seçmeyeceğim çünkü ölü bakteri yüzdesi %95 bile olsa bunun antibiyotik yüzünden olup olmadığı bilinmiyor. Tekrar ediyorum, havalandırma düzgün olmayabilir, petri kabının materyali düzgün olmayabilir, ışık yüzünden olmuş olabilir, falan filan. Sonraki seçenek. Uygun değildir çünkü çalışmada deney ve kontrol grupları kullanılmamıştır. Evet, işte bunu seçebiliriz. Son seçeneğe de bakalım. Uygundur çünkü Alp, etkili bir antibiyotiğin zararlı bakterilerin %90'ından fazlasını öldürdüğünü biliyor. Bu da olamaz. Bakterilerin %95'i bile ölmüş olsa buna antibiyotik mi sebep oldu bilmiyor. Ama aynı koşullarda bir kontrol grubu olsaydı ve bu gruptaki kontrol grubundaki bakteriler sağlam kalsaydı bakterileri antibiyotin öldürdüğüne emin olabilirdi.